Selam. Uzun süreli aramızın sonunda karşınıza geldim. Güzel bir dertleşme videosuyla şu an karşınızdayım. Bayağıdır video çekmemiştim. İlk videom böyle rastgele standart bir vlog olmasındansa sizinle böyle dertleşme. Hem nerelerdeydim, neler yaptım bu yokluk sürecinde bunlardan bahsettiğim güzel, keyifli bir video olsun istedim. Şimdi bugün sizinle bir de makyaj yaparak dertleşeceğiz. Bayağıdır böyle bir dertleşme videosu istiyordunuz. Ben de gittim Instagram'dan sorularınızı aldım. İnanın çok fazla soru geldi. En güzel bir biçimde dertleşebileceklerimizi almaya çalıştım ama inanın bakın. Yani nasıl sorular geldi. Tıkandı ama. Çok çok fazla soru geldi. Onun için eğer sizin sorunuzu seçmediysem kusura bakmayın. Tekrar tekrar yaparız zaten. Hadi. Lafı çok uzatmadan ben makyajıma başlıyorum. İlk sorumuz. Kendi hayatından bahset biraz. Neler oldu? Neden oldu? Nasılsın? Neler yapıyorsun? Bir de hemen bunun yanında şu soruya da cevap vereyim. Şu an meslek hayatın nasıl gidiyor? Memnun musun? Uzmanlığa tekrar çalışacak mısın? Önce kendi hayatımdan biraz bahsedeyim. Ondan sonra sizinkilere geleceğiz. Şu an hayatım... Yani hayatım bir değişim dönemindeydi. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız ve burada topluluk yerine falan da yazmıştım hayatımda nasıl bir dönemden geçtiğimi. Kendimi sürekli tekrarlamak istemediğim için tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeyeceğim ama hani merak ediyorsanız nasıl bir dönemden geçtiğimi topluluk kısmına yazmıştım. Oraya bakabilirsiniz. Basitçe bir değişim döneminden geçtim. Öyle diyebilirim özetle. Biraz kendimi tanıma dönemindeydim hayatımda. Biraz hayattan neler istediğim, kendim nasıl biri olmak istediğim, nasıl bir birey haline gelmek istediğim gibi böyle kendi içime çok fazla döndüğüm bir dönem oldu. Onun için zaten biraz video işi de aksadı. İçimden gelmedi açıkçası. Dediğim gibi büyük bir değişim döneminden geçiyordum. Ve kendime zaman tanımak istedim. Burada kullandığım ürünlerin hepsini aşağıya açıklamaya yazacağım. Böyle konuşurken dikkatimiz dağılmasın diye. Kendi içime çok döndüm bu sıralarda. Biraz daha kendi hayattan isteklerim, hayattan beklentilerim bunlar üzerine yoğunlaştım. Ama psikolojik olarak çok çok iyiyim. Yani gerçekten garip bir dinginlik var üstümde. Öyle hissediyorum bu sıralar özellikle. Ama iyi bir dinginlik. Yalnız kalmaya alışıyorum bu sıralar. Kendi halime, kendi başıma yetebilmeye çalışıyorum. Tek başıma sürekli kahve içmeye gidiyorum. Bugün sabah mesela kahve içtim. Gittim bir şeyler yedim falan. Hani böyle bir kafede mesela tek başıma takılmaya, kendime yetebilmeye çalışıyorum. Onun üstüne yoğunlaşıyorum. Bu da hoşuma gidiyor. Yani kendi düşüncelerimle yalnız kalabilmenin verdiği huzuru gerçekten tarif edemeyebilirim size. Çok iyi geliyor. Kendimi date'lere çıkarıyorum. Onun dışında mesleğimden memnunum. Pratisyenlik yapıyorum biliyorsunuz. Gayet iyi gidiyor meslek hayatımda. Tatmin oluyorum. Yeterli geliyor. Uzmanlık şu an için düşünmüyorum. Belki bundan bir ay sonra düşünürüm ama şu dönemde hayatımın şu anında bir uzmanlık düşünmüyorum. Bu sıralar bir eve çıkma fikrim var. Biraz ev bile baktım hatta. Ama işte bu sıralar kiralar düşecek gibi bir şeyler de olduğu için acele etmek istemiyorum. Ev geziyorum. Bir tane ev gezdim. Bunu ev geziyorum demem. Böyle hani beğendiğim ya da çıkabilirim diye düşündüğüm evleri gezme şeyindeyim. Ama tabii ki de acele de etmiyorum. Çünkü acele işe şeytan karışır. İlk gördüğümüz şeyi almamak gibi ilk gezdiğimiz evi de tutmamak gerektiğini düşünüyorum. Şey nerede? Kapatıcı. Benim hayatım güzel gidiyor. Şimdi gelelim sizin hayatınıza. Bir insandan hoşlanıyorsun ve karşıdakinin hislerini bilemiyorsun. Sen olsan ne yapardın? Eğer ki bir insandan hoşlanıyorsan ama o kişinin hislerinden emin değilsen bence oluruna bırakıp salman gerekiyor. Gerçekten bir insan sizden hoşlanıyorsa onu hissedersiniz arkadaşlar. Ya böyle alengarda kalan aman şöyle mi aman böyle mi diye zorlamayla ilerleyen bir şey çok da sağlıklı olmuyor. Şüpheleriniz varsa bu çocuk ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor gibi o zaman salmanız bazen en doğrusu oluyor. Ben olsam salardım arkadaşlar. Bir de açık iletişim olması gerekiyor ya. Eğer ki mesela bunları konuşuyorsanız yani ben senden hoşlanıyorum, sen nesin acaba, ne şeyindesin gibi hisleri de bazen konuşmak gerekiyor ya. Ben olsam sanırım salardım ama önce. Uzun süredir bir flörtümüz yoksa, açık iletişimimiz aşırı yoksa salardım. O böyle buluşmak isterse, görüşmek isterse görüşüp fikirlerimi söylerdim, paylaşırdım. Tabii biz şimdi neyiz gibi bir şey de değil de anladınız bence. Açık iletişim çok önemli bence ilişkilerde. Devam edelim. O kadar özgüvensizim ki sevgilimin beni sevdiğini hiç inanmayıp sürekli darlıyorum. Kendi içinde özgüvensiz olduğunun farkındaysan ki farkında gibi yazmışsın. Kendi içine dönüp kendin için birazcık kendini geliştirme şeylerinde bulunman lazım. Mesela bu özgüvensizliğin sebebi ne?
neden sürekli bir sevgilinden onay isteğin oluyor? Sonuçta sevgiliniz sizin hayat yoldaşınızdır. Hayatı paylaştığınız kişidir. Tabii ki de bir ilgi verecek. Tabii ki de bir ilgi göreceksiniz ondan. Ama kendi yeterliliğiniz karşıdakinin verdiği ilgiye bağlı olmamalı. Yani siz kendi içinizde kendinizi tam bir birey olarak hissedip kendinizi yeterli kadar sevip kabul etmeniz gerekiyor. Karşıdaki bir ilişkiniz olursa size fazladan bir mutluluk katması gerekiyor. Hani mutluluğunuzu ya da öz saygınızı ya da değerinizi, kendi değerinizi karşıdakinin size verdiği şeye bağlamamanız gerekiyor. Şu an benim gördüğüm sen kendin de farkındasın zaten. Özgüvensiz olduğunu ve özgüvenini sevgilinin ilgisiyle yerine koyduğunun farkındasın. Bunun üstüne kendi içinde çabalaman gerekiyor. Neden kendine bir özgüvenin yok? Bunun üstüne nasıl çabalayabilirsin? Bilmiyorum, biraz kendin başına bir zaman geçirmeye çalış. Kendi kendine yetebilmeye çalış. Kendi kendine bir şeyler yapabilip yalnız başına var olabildiğini gördükten sonra kendine öz saygın ve özgüvenin de gelecektir diye düşünüyorum. Kendini buluşmaya çıkar falan. Ama cidden bak, bunu ben yapmaya çalışıyorum, gerçekten iyi geliyor. Ben mesela eskiden tek başıma bir yerde oturup böyle duramazdım. Hep arkadaşlarımı arardım, hep bir şey arardım. Ama artık son zamanlarda işte ben de bunun üstüne çalışmaya çalışıyorum. Yalnızlığa alışmaya çalışıyorum. Çok iyi geliyor ya. Tek başına bir yere gidip böyle kendi işlerini hallettiğinde ya da ne bileyim bazen insanları izlediğinde falan güzel geliyor. Kendi başına yetme konusunda birazcık çalışman gerekiyor sanırım. 2 yıllık ilişkim bitti. Koskocaman bir hayal kırıklığıyla. Her şey yalanmış. İlişkiler midemi bulandırıyor. Tabii ki de 2 senedir güvendiğin, her anında yanında olan bir insanın özellikle yalanlarını bulup da ya da her şey yalanmış gibi bir farkındalığa gelip de ayrılmanız eminim ki çok katastrofik, çok kırıcı, çok yıkıcı olmuştur. Buna şüphem yok. Tabii ki de üzüntünü yaşayacaksın bu arada. Kendine bir süre kesinlikle ver. Yani 1-2 ay olabilir. Kendin bunu seçeceksin. Kendin ne zaman o üzüntünü atlatabileceksin. Herkesin çünkü bir şeyleri atlatma süresi farklı. Herkesin yas tutma şeyi farklı. Ya çünkü ilişkiler, bir ilişkinin bitmesi aslında bir yas. O kişinin hayatınızdan çıkması, o kişinin ölümü gibi bir şey, sizin için ölümü çünkü. Bir yas dönemin olacak. Bunun farkında ol öncelikle. O yas dönemini atlattıktan sonra ağlayacaksın da, üzüleceksin de, her şeyin yıkılmış, dünyanın yıkılmış gibi hissedeceksin. Çünkü o kişiyle kurduğun gelecek bitmiş oluyor. Bu çok normal. Ve ondan sonra yavaş yavaş kendi başına bir şeyler yapmaya başla. Biraz kendini zorla. Yani hep onunla mı film izlerdin? Mesela tek film izlemez miydin? Tek film izlemeye git. Hep onunla mı kahve içmeye giderdiniz? Hep onunla mı çay içerdiniz? Tek başına bir şeyler yap. Hani onun yerine birini de koyma ama tek başına var olmaya çalış. Tek başına bu hayatta tutunmaya çalış. Ve şöyle bak, hani her şey yalanmış gibi düşünmek yerine bu ilişki bana ne öğretti? Hep buna dön. Yani hiçbir şeyden pişman olma. Hayatında verdiğin hiçbir karardan pişman olma. Yok niye ben 2 senemi buna verdim, her şey yalanmış gibi dövüneceğine. 2 senelik bu ilişkim bana ne kattı? Belki insanlara fazla güvenmemeyi kattı. İnsanların her dediğine inanmamayı kattı. Daha şüpheci olmam gerektiğini fark ettirdi gibi. Sana fark ettirdiği ve kazandırdıklarına bak. Hayatımıza giren her insan bize ne kadar zararı olduğunu düşünsek de aslında o zararın altında bir yarar var. Bize bir şey öğretti. Her zaman için hayattaki tecrübelerinize bana ne öğretti diye bakarsanız bu pişmanlık ve yıkık duygudan biraz da olsa kurtulursunuz. Ve kendinize de büyük şey katmış olursunuz. Öyle düşünün. Devam. Abla gizli olsun. Sevgilimle aramda mesafe olduğunu hissediyorum. O hislerinin değişmediğini söylese de. Senin hissettiğin doğrudur. Yani birisi sana bir şey hissettiriyorsa, eğer ki bunu geri dönüp hani ne bileyim böyle paranoyak gibi bazı şeyleriniz yoksa, bazı takıntılı düşünceleriniz de olabilir. Bak doğru olmayabilir ama öyle olsa bile ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye düşünüyorum. Yani bir önce bir durdurun kendinizi. Bir geriye kendi içinize dönün. Ben şu an abartıyor muyum? Ben şu an gereksiz kafamda senaryolar mı kuruyorum? Ama yani biri bir şey hissettiriyorsa genelde o da doğru oluyor. Gerçekten o içgüdülerinize ses verin. Durduk yere bir şey hissediyorsanız da bazen gerçekten içgüdülerimiz bizi korumak için onları bize hissettirebiliyor. Yani ilişkinde bir ilgi eksikliği, bir şey hissediyorsan, mesafe hissediyorsan özellikle. İlişki nedir? Açık iletişimdir. Öncelikle dediğim gibi kendi içine bir dön. Ben acaba şu an gereksiz bir kuruntu mu yapıyorum? Yoksa gerçekten böyle bir durum var mı diye düşün. Kendin bu durumun farkına vardıktan sonra otur konuş onunla. Ben böyle böyle hissediyorum. Aramızın açıldığını hissediyorum. Bu durumda karşıdakinin de öyle bir şey yok. İşte ne bileyim yanlış hissediyorsun falan gibi umursamaz ve hani boş vermiş bir tavır sergiliyorsa bence o kişi senin için doğru olmayabilir. Çünkü o kişi eğer gerçekten öyle hissetmiyorsa ya da sen olmayan bir şey hissediyorsan bile ilişkide bulunduğun kişi senin duygularını %100 önemsemek zorunda. Olmayan bir şey hissediyorsan bile o hislerinin farkında olup gerçekliğini kabul edip o hislerin üstüne konuşması gerekiyor. Devam. Aileyle yaşanan sorunları nasıl çözebiliriz ya? Küsten küsülmüyor, atsan atılmıyor, satsan satılmıyor.
Şimdi aile konusu biraz hassas bir konu arkadaşlar. Şöyle ki, sağlıklı bir aile ilişkiniz varsa ailenizin öncelikle sizi, herkesten en çok sizi düşüneceğine emin olun. Yani aileniz bir şeyi diretiyorsa bile size, ya da ne bileyim, ya doğru olmayabilir, iletişim biçimleri doğru olmayabilir. Çünkü gerçekten çok büyük bir nesil farkı var ailelerimizle bizim aramızda. Sizi %100 anlayamayabilirler ama yani size bir şey üstünde ısrar ediyorlarsa ya da bir şeyde diretiyorlarsa, ciddi anlamda sizin için en iyisini düşündükleri için yapıyorlar. Bunun farkında olun öncelikle. Ve eğer ki yaşınız, hani reşitseniz, 20'li yaşlardaysanız, biraz daha kendi hayatınızın kontrolünü almak istediğiniz bir dönemdeyseniz, ailenizle bunu sakince konuşabilmeniz gerekiyor. Mesela alın karşınıza. Deyin ki hani ben artık bir bireyim. Ya bunları demek tabii hani Türk toplumunda aile yapınızı da bilmediğim için ne kadar yapabilirsiniz inanın bilmiyorum ama biraz daha onları anlamaya çalışarak ve ben sizi anlıyorum, siz de beni anlayın, bakın ben de böyle düşünüyorum diye düşüncelerinizi birazcık böyle iletişmeye çalışın. Hayat görüşleriniz aynı olmak zorunda değil ailenizle. Hepimiz farklı bireyleriz çünkü. Biraz bunu fark ettirmeye çalışın onlara. Hani onlar da sizi korumak istedikleri için belki bazı konularda ısrarcı oluyorlardır. Ailelerde bir de fazla korumacılık oluyor. Yani hata yapmışsın benim işte çocuğum. Ben bunları tecrübeledim. O tecrübelemesin. Hayatı daha doğru olsun. Daha düzgün gitsin falan gibi düşünceler de olabiliyor. Yani sizin bir birey olduğunuz ve hata yapacaksanız da o hatanın sizin olacağını ve sizin belki gelişiminize katkıda bulunacağını falan böyle birazcık konuşmaya çalışın. Ciddi anlamda onları anladığınızı hissettirmeye çalışın. Eğer kendi tabii çok patolojik bir aileniz yoksa, iletişim kurdukça birbirinizi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Açık bir iletişim kurmaya çalışın. Bir konserde ufak bir flörtleşme tarzı bir şey yaşayıp olaysız dağılınca sevgilimizi aldatmış sayılır mıyız? Şimdi bebeğim, öncelikle şöyle diyeceğim. Eğer bu soruyu soruyorsan cevabını biliyorsundur. Ya herhangi bir yakınlaşmadır, herhangi bir konuşmadır. Eğer ki sen aldatmış gibi hissediyorsan aldatmışsındır bebeğim. Çünkü gerçekten yapılan olay değil de, tabii olayın ileriliğine de bağlı ama böyle konuşmak, flörtleşmek falan biraz daha böyle gri zonlar olduğu için senin niyetin önemli ya da karşıdakinin niyeti. Ya yani burada olayı yapan sen olduğun için senin üstünden gidiyorum. Eğer ki sen aldatmış gibi hissettiysen sonrasında, maalesef ki aldatmış sayılabilirsin. Da sayılırsın yani. Sana hissettirdiği önemli. Yani bir kişiye bakmak ya da bir kişiyle konuşmak tabii ki de aldatma değildir ama niyet önemli ya. Gerçekten sen o niyetle yaklaştıysan, o niyetle konuştuysan aldatma sayılır. Sorry bebeğim. Ya otur konuş, eğer ilişkine devam etmek istiyorsan. Kendi içinden neden böyle bir şey yaptığını düşün. Kendi içinde de bazı aşamadığın şeyler olabilir. Belki de o ilişkide seni rahatsız eden, memnun olmadığın bir şey vardı. Onun için kendi ilişkini sabote ettin belki de. İlgiden şeyleri sabote etme eğilimindesin. Yani bunun derinlerine denilebilirsin. Neden ben, ya da ilişkiniz çok güzel gidiyorduysa neden bunu sabote ettin? Ben bu hareketi niye yaptım diye kendi içine dön. Bu ilişkide bir eksik mi var? Memnuniyetsizliğin mi var? Yetersizlik mi var? Bunu fark et ve kesinlikle partnerinle bu durumu konuş. Önce ne istediğine karar ver ama. Beni üzen özelliklerinden vazgeçsem bile bir dönem oluyor sadece. Değişemiyorum. Yani burada kendini değiştirmek isteyen bir insanın sadece bir dönem değişebildiğini ve ondan sonra eskiye geri döndüğünü anlıyorum ben. Bir insanın değişmesi zaten aşırı zor bir şeydir arkadaşlar. Yani ben tamam değişiyorum, sorunun farkındayım diye hemen bir değişim olmuyor maalesef ki. Bir insanın değişmesi gerçekten çok zor. Boşuna dememişler insan 7'sinde neyse 70'inde de odur diye. Sorunun farkında olmak ve değişmek istediğini fark etmek çok büyük bir adım. Öncelikle tebrik ederim. Yani kendi içindeki sorunun ne olduğunu ya da değişmek istediğini fark etmek bile çoğu kişinin yapamadığı bir şey. Tebrikler. Öncelikle kendine bu konuda bir tebrik koyabilirsin. Bu sürecin çok sancılı olacağını ve birdenbire değişmeyeceğini. Yani kafamızda böyle bir düğme yok ki pat diye atsın ben değiştim tamam diyesiniz. Öyle bir şey değil. Değişmek aktif çaba gerektiren, aktif her seçiminizde bile düşünmenizi gerektiren bir şey olabilir. Eğer ki değişmek istiyorsanız. Kendine acımasız davranma. Böyle şey dönemlerin olacak. Aynı bir bağımlı gibi. Hani bir bağımlının da mesela atıyorum 30 gündür temiz ama 31. günde relapse olabilir. Hani tekrar bir şey kullanabilir, kullandığı madde artık neyse. Ama bu şu ana kadar yaptığı değişimlerin ve o ana kadarki çabalarının sıfıra indiği anlamına gelmez. Yani iyileşme böyle bir şey değildir. İyileşme inişli çıkışlı, inişli çıkışlı bir dönemdir. Hatta şöyledir. Bak şöyle gittiğini düşünürüz ya iyileşmenin, kendi değiştirmenin. İniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış, iniş böyle. Ama başlangıç noktanızla son noktanız yine de farklıdır. Bu önemli zaten. Yani inişleriniz, çıkışlarınız hep olacak ama
başlangıcımdan daha mı iyiyim? Hep amacınız başlangıçtan daha iyi olmak olsun. Öyle. Tıp fakültesine başlıyorum. Yeni ortam, yeni yurt ortamı falan. Sosyal açıdan bir tık gerginim sanki. Çok normal. Değişimlerin hepsi çok korkutucudur. Biz onun için alıştığımız yerde sağlam ve güvenli alanımızdan çıkmayı hiç istemeyiz. Hani comfort zone dediğimiz olaydan çıkmak kimse istemez. Ama bu zorluklar zaten bizi asıl değiştiren şeylerdir. Bu cesaret edip de kendimizi zorladığımızda asıl değişim başlar. Tebrik ediyorum. Hayatında çok güzel bir döneme giriyorsun bence. Gerginlik iyi bir şey. Gerginlik gerçekten iyi bir şeydir. Rahat alanından çıktığını gösterir. Bence güzel şeyler seni bekliyor. O gerginliğini, güzelliğinin farkına var. Yani o gerginlik çok güzel bir duygu. Hep stabil olamazsın hayatta zaten. Bir şeyler seni rahatsız hissettirecek ki sonucu iyi olsun. Bence güzel şeyler seni bekleyecek. Yeni hayatında başarılar diliyorum sana. Kendini yalnız hissettiğinde ne yapıyorsun? Ben uyumaktan başka bir şey yapamıyorum demiş birisi. Kendini yalnız hissettiğinde bazen sadece uyumak da isteyebilirsin. Hiçbir şey yapmak istemeyebilirsin. Benim de mesela öyle bir dönemim oldu. Ve Allah'ım birazcık şey olmuş ya. Yama yama olmuş. Niye öyle olmuş? Şundan da ekleyelim. Ben mi beceremedim yoksa niye böyle oldu? Neyse ne diyordum? Uyumaktan başka bir şey yapmak istemiyor da olabilir vücudun o an. Yani ne bileyim, bazen o da iyi gelebilir sana. Bazen yatakta tüm gün yatmak da senin iyileşme döneminin bir parçasıdır. Benim bunu da yaptığım çok zamanlar oldu. Ama bu süreci çok da uzatıp o karalar bağlama psikolojisine çok da kendini kaptırmamak gerekiyor. Yani kendine izin ver bence. Atıyorum bugün, yani o gün hiçbir şey yapasın yok mu? Tüm gün yataktan çıkamıyor musun? Ben bugünü kendime izin verdim. Ben bugün yataktan çıkmayacağım. Tüm böyle hani duygularımı yaşayacağım, acımı yaşayacağım ya da acının hiçbir şeyin yoksa duygusuzluğu da yaşayacağım. Ben tüm gün TikTok'ta, Instagram'da gezeceğim. Ama yarın sabah uyandıktan sonra şunu yapacağım. Kendine öyle bir süre tanı ve bir hedef, bir kendini zorlayacağın bir şey koy. Bu atıyorum dışarı çıkıp bir kahve almak da olabilir, bir kahve içmek de olabilir. Ya da ne bileyim bir yürüyüş yapmak da olabilir, bir yemek yapmak da olabilir. Yani kendini o buhrandan kurtarman için kendini zorlayacağın bir hedef koy. Ama o süreci de yaşa. Devam. Ne istediğimi, ne yapacağımı anlayamadığım bir dönemdeyim. Kendimizi nasıl buluruz sence? Ya böyle bir dönemin olması çok normal. Eminim ki herkesin böyle ben bu hayattan ne istiyorum diye fark edemediği bir dönem olmuştur. Benim de oldu. Ne istediğimi, ne yapmak istediğimi, hayatımdan ne beklentim olduğunu bilmediğim benim de çok dönem oldu. Biraz kendi içinde yalnız kalman gerekiyor bence bu dönemde. Kendi hayatının kontrolünü ele almak için biraz kendi iç düşüncelerine dönmen gerekiyor. Film izleyebilirsin. Farklı mesela hep izlemediğin filmlerden izleyebilirsin. Çok okumadığın tarz kitaplar, farklı kitaplar okuyabilirsin. Ne istediğini, hayattan beklentinin ne olduğunu keşfetmen gerekiyor çünkü. Bunu da ancak okuyarak, bir şeyler izleyerek, kendi başına, kendi düşüncelerinle kalarak sağlayabilirsin, keşfedebilirsin. Öyle. Bir de eğer ki yaşın gençse, hani yaşını bilmiyorum, eğer çok genç bir yaştaysan bu çok normal. Özellikle hani lise çağlarında falan bu düşüncelerin olması aşırı normal. 20'li yaşlarda da çok normal. Ben şu an 26 yaşındayım. 25 diyecektim ama neyse. 26'ma girdim. 25'inden sonra gerçekten bu frontal korteksin gelişimi 25'li yaşlarda tamamlanıyor deniyordu aslında ama hani 30'lara kadar devam ettiği de söyleniliyor yeni çalışmalarda. Yani 25 ile 30 yaşlarda falan böyle asıl prefrontal korteksinizin, beyninizin gelişimini tamamladığı evrelerde oluyorsunuz. Ve gerçekten böyle 20'li yaşların başı ile 25'li yaşlar çok değişiyor. Kafa olarak, hayata bakış açınız olarak, düşünceleriniz olarak. Üstüne de çok gelme. Daha vaktin olabilir. Yani belki de o dönem ne istediğini bilmemen de gerekiyor olabilir. Farklı şeyler denemen gerekiyor olabilir. Kendini keşfetmen gerekiyor olabilir. Kendi üstüne de çok gelme ama kendin içinde çabala. Bu dediğim gibi kendi iç duyguna dönmeyi, tecrübeler edinmeyi, yeni insanlar tanımayı da çabala. Evet, devam edelim. Sence gerçekten herkes bir gün yaşadığını, iyi kötü her şeyi yaşar mı? Benim için öyle, düşünceni merak ettim demiş. Öyle olduğuna inanıyorum. Öyle olduğuna inanmak da beni rahatlatıyor. Ya mesela böyle bazı kötü insanlar oluyor. Ya bu da mı mutlu be? Hani bu da mı böyle bir hayat yaşıyor ya? Allah belasını versin falan tarzında. Düşüncelere girdiğimiz olabiliyor ama o insanın özünde nasıl olduğunu bilemeyiz. O insanın gerçekten içinde neler yaşadığını, mutlu ya da mutsuz olduğunu bilemeyiz. Ben herkesin yaşayacağını o karmaya inanıyorum açıkçası. Gerek bu dünyada gerek öbür dünyada ama ben bu dünyada da o insanların ya da ne bileyim böyle kötü şeyler yaşatan insanların bu dünyada da yaşayacaklarına inanıyorum bazı şeylerim. İnanmak da beni rahatlatıyor. Ama bazen şey de oluyor ya, hepimizin istemeden birilerini kırdığı, birilerine bir şeyler yaşattığı dönemler oluyor yani. Belki de o insanın gelişimi için öyle bir şey yapması gerekiyordu. Bilmiyorum, ben saf kötülüğe ve saf iyiliğe inanan bir insan değilim. Size kötü bir şey yaşattı diye ya da ne bileyim kötü bir hareket yaptı diye kötü bir insan da olmuyor. Kötülük ve iyilik gerçekten kendi içinde bir denge. Bilmiyorum, belki de o da kendi hayatındaki karması için onu yapması gerekiyordu.
Bilmiyorum. Love you bey demiş. Love you too bey. Kendi hayatına odaklanma ve uyuşukluktan kurtulma tavsiyesi. Buna biraz cevap verdim sayılır sanki. Ciddi anlamda kendi içinize dönmeniz gerekiyor bence birazcık. Hani üzüntüyü yaşamanız gerekiyorsa da onu da yaşayacaksınız. O yas dönemini de. Yani ne için yas tuttuğunuz da önemli değil. Bazen insan kendi çocukluğu için bile yas tutabilir. Kendi yaşadığı bir anı gelir aklına ve yani hiçbir şey yapası gelmez. Bazen ciddi anlamda onu da yaşamak gerekiyor. Ama şunun da farkında olmanız lazım ki bu yas döneminiz ya da ne bileyim hiçbir şey yapamadığınız döneminiz çok uzun sürüyorsa yani profesyonel bir yardım alma ihtiyacınız da olabilir. Onu da şey yapmayın. Bu arada ben de terapiye de başladım arkadaşlar artık. Hayatım ya ben de hep diyordum yani evet terapi çok pahalı. Çok üzücü bir biçimde pahalı ama maalesef ki böyle maaşımı falan da almaya başladıkça artık bir gece dışarı çıkmam da kendi iç sağlığım, kendi iç huzurum için bir şeyler çabalarım diye düşünüp terapiye başladım. Ülkemizin özellikle şu anki ekonomik durumunda herkese terapiye başla demek eminim mantıklı değil. Çok zor. Gerçekten maddi olarak insanı zorlayan bir şey ama eğer ki durumunuz varsa bir şeylerden kısıp terapiye başlayabilirseniz herkese öneririm. Bazen çünkü profesyonel bir yardıma da insanın çok ihtiyacı oluyor. Devam ediyorum. Bir insandan hoşlanıyorsun ve karşıdakinin hislerini bilemiyorsun. Sen olsan ne yapardın? Arkadaşlar bir insanın hislerinden emin değilseniz salın. Çok net diyorum salın. Bir insan size net bir şey hissettiremiyorsa hayatınızda olmasına çok da gerek yoktur yani. Bilmiyorum, benim hayatta en önem verdiğim şeylerden birisi bu. Belki karşıdaki de net değildir bir şeylere. Belki o da kendi kafasında bir şeyler planlıyordur, düşünüyordur. Kendisi duygularından emin olamadığı için şeydir. Size öyle hissettiremiyordur. Öyleyse de o kişiye zaman verin. Kendi hayatınıza bakın. Yani neden sizin hakkınızda emin olmayan bir insanla vaktinizi harcayasınız ki? Ha, eğleniyorum ben de kafamı dağıtıyorum diyorsanız olur. Okey ama düşünmeyin. Bu kadar düşünmeyin. Ben de yapıyorum. Bakın ben kendime de bunları söylüyorum. Hiç kimse sizin kendi iç huzurunuzu bozmanıza değmez. Hiç kimse. Bir şeyleri net bir biçimde hissettiremiyorsa demek ki bir şeyler eksiktir. Demek ki hissettiğiniz doğrudur ya. İşte ona geliyorum arkadaşlar. Yaşama hevesim yok. Hiç sevilmiyor gibi hissediyorum. Hep böyle mi olacak? Seviliyorsun kardeşim demiş. Öpüyorum bebeğim. Ya her insanın böyle buhranlarda olduğu dönemler olabilir. Dediğim gibi onun şiddetine kendin karar verip kendim aşabileceğim bir şey mi yoksa psikolojik yardım almam gerekir mi diye sen kendin karar vermen lazım. Eğer hani çok şey bir durumdaysan bir psikolojik yardım almanı öneririm. Ama hani böyle hepimizin dönem dönem yaşadığı bir yaşama isteği olmaması şeyi ise birazcık hani boşluktan da gelebiliyor bu. Hoşlandığın şeyleri yapmaya bak. Başlayan ne bileyim. Ben mesela bayağıdır kil yapmak istiyordum. Kil şeylerini de aldım. Kutusunu bile açamadım ama hani böyle bir ruhumu besleyecek şeyler yapmaya çalışıyorum. Sana da onu öneririm. Hep böyle aklında olan yapmak istediğin şeyler varsa biraz onları yapmaya başlayabilirsin. Bir de şey demişsin bak hiç sevilmiyor gibi hissediyorum diye. Kendi değerinizi, kendinize verdiğiniz değeri ve kendi iç sevginizi başkalarının size hissettirdiklerine bağlamayın. Yani çoğunuzun mesajında bunu görüyorum. Ve gerçekten üzülüyorum. Ben de böyle bir dönemden geçmiştim. Hani hepinizin yaşayabileceği, hepimizin girebileceği bir psikoloji. Ama doğru bir psikoloji değil. Kendi değerinizi, kendi mutluluğunuzu asla ve asla başkalarından gördüğünüz ilgiye ve başkalarından gördüğünüz şeylere bağlamayın. Sizi bu dünyada en çok sevebilecek ve en çok sevgisini belli edebilecek kişi sizsiniz, kendinizsiniz. Siz kendinizi çok sevmelisiniz ki başkasının hiçbir şeyine ihtiyacınız olmamalı. Kendini sevme konusunda birazcık şey yapmanı öneririm. Bunu da demek böyle kolay hani kendini sev falan diyoruz ya. Buna nasıl yapabilirim derseniz şöyle. Kendinize iyi gelecek şeyler yap. Kendi vücudunuzu besleyecek, kendiniz için hep yapmak istediğiniz şeyleri yapın. Mesela ben spor hep istiyordum. Ağırlık kaldırmayı çok seviyorum mesela ama çok uzun zamandır yapmıyordum. Yok vaktim yok, yok boş zamanım yok. Hep bahaneler yani. Gittim spor salonuna yazıldım ve ağırlık kaldırırken, spor yaparken cidden kendim için iyi bir şey yaptığımı bildiğim için kendimi çok huzurlu hissediyorum sonrasından. Dediğim gibi kahve mi içmek istiyor canım? Hep arkadaşlarım olsun. Yok biriyle çıkayım. Hep böyle biriyle denk getirmeye çalışırdım. Ama herkesin de işi gücü var. Hep herkesin hayatı var yani. Denk getiremeyince de evde tek başıma oturdum. Öf bugün kahvemi de içemedim falan diye böyle hayata küserdim. Kendi kendimi kahve içmeye çıkarıyorum. Yani kendi istediğim şeyleri yalnız da yapabilmeye başladım. Tabii ki de bu çok büyük zorluklarla oluyor. Yani öyle yalnız çıktım çok zevk aldım falan değil. İlk başta çıktığınızda böyle ilk başta kendiniz için bir şey yaptığınızda yalnız hissediyorsunuz, mutsuz hissediyorsunuz. Ama bunu işte zorlaya zorlaya kendiniz için mutlu olduktan sonra, mutluluğu fark ettikten sonra iyi ki yapmışım. Ben bunu da başardım ya. Ben tek başıma gittim, kahve içtim ve bundan zevk aldım. Tek başıma spora gittim ve bunu
severek yaptım diye böyle bir kendi öz saygınız gerçekten böyle kazanılıyor. Kendi öz sevginiz de böyle kazanılıyor. Kendi ruhunuzu besleyin. Devam ediyorum. Ay daha çok soru var ya. Çok mu konuştum acaba? Yaşıtlarımın hayal ettiğim hayatı her şeyiyle yaşayıp benim sadece izlemem çok koyuyor artık. Hayal ettiğim her şeyden uzaktayım ve artık mücadele edecek gücüm kalmadı. Şimdi şöyle, herkesin hayatı, herkesin hayatında olduğu dönem farklı ve herkesin dışarıya gösterdiği şey de çok farklı. Kendi içinde yaşadığıyla dışarıya gösterdiği şey çok farklı. Sen böyle yaşıtlarının hayatlarını kendi ideal hayatın gibi görüyor olabilirsin. Kendi hayatında bazı istemediğin şeyler de yaşıyor olabilirsin. Ama o demek değil ki o insanlar da %100 mutlu. Gerçekten insanların hayatında size yansıttıklarıyla gerçekleri çok farklı oluyor. Onun dışında şöyle düşün. Başkasının hayatında bir şeyler başarması senin de başaramayacağını göstermez. Yani yaşıtların hayatının şu an senin olmak istediğin bir evrelerinde olabilirler. Ama bu demek değil ki sen de o evreye gelemeyesin. Böyle kıskanıp onları ya da yani kıskançlıkla değil bu ama ben niye böyle değilim diye kendini harap edeceğine örnek almaya bakabilirsin. Mesela bu insan hayatının o evresine gelmek için ne yapmış? Ya da bu insan bu duruma gelebilmek için neler yapmış? Ben de yapayım. Hani örnek alayım. Ne bileyim. İnsanları böylecinden gözlemleyip biraz da şey yapmak gerekiyor bence. Kendi hayatımda ben ne yapabilirim? Ben hayatıma ne katabilirim? Bunlara bakman gerekiyor. Hayal ettiğin her şeyden çok uzakta olup artık mücadele edecek gücünün kalmaması cidden hani üzücü. Çoğumuz bazen böyle dönemler yaşıyoruz. Ama bu buhrana kendini kaptırıp da şey yapmak yerine hayatımda istediğim döneme gelebilmek için neler yapabilirim? Neler değiştirebilirim? Bu dediğim gibi çok basit bir adım bile olabilir. Sabah erken kalkmak gibi ya da ne bileyim bir kitap okumak gibi, bir hobiye başlamak gibi. Çok basit bir şey olabilir bu ama o basit bir şeyden bile başlamak, kendin için bir şeyler yapmak sana eminim ki iyi hissettirecek. Kendin için bir şeyler yapmaya başla. Kendi vücudunu, ruhunu beslemeye başla. Bir kız çocuğu olarak ilk önceliğimiz eğitim ve iş olmalı değil mi abla demiş. Evet bebeğim. Öncelikle kendinizi tamamlamanız gerekiyor. Kendi iç huzurunuzu sağlayabilmek için de ekonomik özgürlüğünüz, mesleki özgürlüğünüz, mesleki tatmininiz olması gerekiyor. Her şeyden önce iş, meslek, kariyer ve kendinizi tamamlamak en önemlisi. Yani hayatını alacağınız insan size bir şeyler tabii ki de katmalı ama siz zaten kendi içinizde tamamlanmış bir insan olmalısınız. Karşınıza gelecek insan size ek bir şey katmalı. Yani ne mutluluğunuzu, ne kendi değerinizi, ne ekonomik özgürlüğünüzü bir insana asla ve asla bağlamamanız lazım. Asla. Kendinizi önce tamamlayacaksınız. Kendiniz bir birey olacaksınız. Kendi başına yetebilen, kendi başına mutlu, kendisiyle barışık bir birey olup ondan sonra hayatınıza gelen insanlar olursa ne âlâ, olmazsa da çok da önemli değil. Bu kafaya girmeniz lazım. Asla bir yere varmayan, ne olduğunuz belli olmayan flörtler demiş biri. Situationship dediğimiz olay. İlişki miyiz belli değil, flört müyüz belli değil, biz neyiz dediğiniz durumlar günümüz ilişkilerinde maalesef ki çok fazla var. Ya maalesef ki de değil aslında. Bazen de insanın ona ihtiyacı oluyor. Bilmiyorum. Eğer ki siz ne istediğinizi biliyorsanız, siz bir ilişki istiyorsanız ve karşıdaki at koymayalım diyorsa, karşıdaki de şu an ona ihtiyaç duymuyor olabilir. Yani insanların beklentileri farklı. Yani kahve fıstıkırmış. Yani ikinizin de aynı sayfada olması önemli. Eğer ki sen artık böyle bu neydi belirsiz durumdan rahatsızsan al karşına konuş. Ben hani daha ileriye gitmek istiyorum. Ben artık bir ilişki istediğimi fark ettim. Bu neydi belirsiz şey beni rahatsız ediyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen hayatında beklentin ne? Benden beklentin ne? Karşıdaki derse ki ben böyle mutluyum ya ben alt koymak istemiyorum. Sen buna tamam diyebilecek misin? Diyemeyecek misin? Kendi sınırını kendi içine karar vermen gerekiyor. Sen yok diyorsun ki ben böyle bir şey istemiyorum. Ben artık ilişki istiyorum. Çocuğa bunu söylersin. Çocuk ya bana uygun tamam bir ilişki olsun der ya da ben istemiyorum. O zaman yollarımızı ayıralım. Bu da güzel bir şey. Zamanınızı boşunuza harcamayın. Yani şu anki durumdan memnun değilseniz ya istediğinizi alın ya da başka birini aramaya başlayın. Ya aramaya başlayın dedim de hani o kişiye yol verin. Yoksa aktif olarak aramayın bence. Olacağı varsa olur zaten. Ben hani konuşmanı öneririm. En yakın arkadaşımla artık yakın bile değiliz demiş. Olabilir. Hayat bazen farklı yönlere götürebiliyor hepimizi. Büyürken özellikle farklı ilgi alanları, farklı hayatlar çizilebiliyor. Önemli olan bunu paylaşabiliyor musunuz? Farklılıklarınıza rağmen birbirinize hala saygı duyup bir şeyler paylaşabiliyor musunuz? Bazen olmuyor yani. Bazen paylaşımlarınız gittikçe azalıyor. Olabilir. Bu da hayatın normal bir şeyi hani... Evet buruk olur insan normal ama gerçi hayatın normal şeyi böyle yapısı böyle. Eğer ki hala eski arkadaşlarınızla devam etmek istiyorsan ve istemediğin bir şekilde bu hale geldiyseniz konuş al karşına de ki ben hani uzaklaştığımızı koptuğumuzu hissediyorum böyle olmak istemiyorum. Hani ne yapabiliriz diye açık iletişim her konuda açık iletişim en önemlisi.
İlişkilerde de, ailede de, ailede de konuşamadım, ailenizde de, yakın arkadaşlarınızda, hayatınızdaki her ilişkide, kendinizle olan ilişkinizde de açık iletişim çok önemli. Mesela insan bazen kendisine ne istediğini itiraf edemiyor ya da hatalarını, her şeyi, hiçbir şeyini itiraf edemeyebiliyor. İnsan kendine de dürüst olmuyor. Kendimize de dürüst olmamız en önemli şey. Hatalarımız bizi, biz yapan şeyler arkadaşlar. Devam. Tıp fakültesi 2. sınıfta kaldım demiş birisi. Ben de bebeğim. Kalabilirsin aşkım, normal ya. Aman çok takmayın böyle şeylere. Bir sene ne olacak ki? Neler kazandım diye bak. Bu dönem bana neler kattı? Bu her şey bir tecrübe. Her şeye öyle bakın. Yaptığınız tüm hatalara da tecrübe olarak bakın. Olabilecek en büyük dert yaşamak demiş birisi de. Bir şey var ya, hayat yarısı taze yarısı bayat ama yaşamaya değer diye. Öyle yaşamak bazen insana ağır gelebiliyor, zor gelebiliyor ama acılarıyla, dertleriyle, her şeyle güzel değil mi? Eski sevgilimle bağlarımızı ne yaparsak yapalım koparamıyoruz. Sence ne yapmalıyım? Demek ki hala kapanmamış bir şeyler var. Söylenmemiş sözler mi var? İçinde bitirememişsin. Neden bitiremedin? Bunu düşün. Ben her şeyi yaptım diyemiyor musun? Bak, en büyük aslında çoğu ilişkinin kapanamama sebebi her şeyi yaptığını kendine inandıramıyor musun? Ne bileyim. Yani sen gerçekten her şeyi çabaladığına eminsen, karşıdakinin de her şeyi çabaladığına eminsen ve olduramadıysanız o an bir rahatlama geliyor insana bence. Kapanmamış şeyler varsa, bazı kapanmamış dediğim gibi durumlar varsa, konuşmak istiyorsan konuşmayı seçebilirsin. Bir şeyleri, o defteri tam kapatmayı deneyebilirsin. Kendi içinde ilişkiyi iyice bir dürüst olarak karşılaştırmanı, bakmanı isterim. Benim için doğru muydu? Bitmesi daha mı iyiydi? Birbirimize uygun değil miyiz? Beklentilerimiz nasıldı diye. Kendi içinde bir kararı tam alamamışsın gibi geldi bana. Eksin ayrılır ayrılmaz eskiden dalga geçtiği bir kızla konuştuğunu öğrendim. Nasıl intikam alacağım? Spreyimi sıkıp hemen geliyorum. Soruna cevap vereceğim bebeğim. Nefes alamıyorum bunu sıkıca. Çok kötü kokuyor. Gözümü de yakıyor. Ama makyaj çok güzel sabitliyor. Şimdi bebeğim, demek ki sen yine kafanda bir şeyleri bitirememişsin bu çocukla ilgili. Sen kafanda bir şeyleri tam olarak bitirseydin, kimle konuşursa konuşsun, ne yaparsa yapsın, bunların hiçbiri önemli olmazdı. Sen kendi içinde neden hala bir intikam alma gibi bir şeyin var? Kendi içinde bir şeyleri bitirememişsin. Bitirme konusunda çabalamanı öneririm. Yani bir ilişki bitiyorsa, neden bittiğini de biliyorsan, kendi içinde huzurun varsa, o kişinin ne yaptığı hiç önemli değil. O kişi artık hayatında değil çünkü. İntikam alma falan, bunlar yani bebeğim, kendi içinde bir şeyleri bitirememişsin. Kendi içinde atlatman gereken şeyler olduğunu gösterir. Sağlıklı düşünceler değil bunlar. Kendi içinde çalışman lazım. Verdiğin değerin karşılığını hiçbir zaman alamamak demiş birisi. Hepimiz yaşamışızdır eminim ki o durumu. Verdiğiniz değeri beklemek yerine gördüğünüz kadar değer verin. Bunun tek çözümü bu. Şey derler ya, bir insanı 40 yıl sırtında taşı bir kez bırak söylenir diye. Tam söyleyemedim ama siz hak etmeyen kişiye ne kadar değer verirseniz verin, o kişi, siz daha çok kendinizi çırptıkça bir şeyleri fark etmeyecek. Siz verdiğiniz değerle kalacaksınız. Kesinlikle bir insandan değer görmek için daha fazla değer vermeyin. Aldığınız değer kadarını verin her zaman için. Kendinizi paralamaktan başka bir işe yaramaz çünkü bu. Size bir örnek vereyim mi? Makyajımız bitti bu arada. Sohbete devam. Ben böyle ilişki terapistleri falan TikTok'ta çok fazla takip ediyorum. Böyle kendi kişisel gelişim, ilişki terapistleri, normal terapistler falan. Böyle psikolojiye falan aşırı ilgim var bu sıralar. Bir şey örneği ver. Vermişti birisi, bir terapist. Şey diyordu, her şeyi kendiniz yaptığınızı hissettiğiniz ilişkiler, neden böyle diye düşündüğünüz ilişkilerde bunun mantığını açıklıyordu. Şöyle ki, İnsanların sevgi biçimleri farklı oluyor. Mesela bir insan koşulsuz seviyordur, bir insan da bencil seviyordur. O da sevgi. İkisi de birbirini seviyor ama işte sevgi tipi farklılığı. Koşulsuz sevgiyi veren kişi her şeyi verir. Yani kendinden o kadar çok şey verir ki karşıdan ne kadar şey verirse o kadar ilgi görmek ister. Yani ne bileyim, bir adım gitti, karşıdan o ilgiyi görmedi. Bir adım daha gider ki benim ona verdiğim değeri görsün. Bana o da değer versin diye hep verir. Koşulsuz seven taraf hep verici. Bencil seven taraf da hep bu vericiliği gördüğünde, sevmediği için değil bak, o da seviyor ama çaba göstermesine gerek yok. Karşıdaki hep çaba gösteriyor zaten. Yani birazcık koşulsuz seven tarafında yanlış davranış var. Hani ilişkide zaten bir sorun varsa tek kişilik değildir. Kesinlikle iki kişinin de sorunu vardır. Sen de karşıdakine bunu alıştırmış olabilirsin. Sen bana değer göstermesen de ben sana değer göstereceğim. Böyle bir rahatlığa alıştırmış olabilirsin bunu. Şey diyordu işte mesela, ikinizin de ilişkide başlangıçta bardaklarınız yarım
dolu bir biçimde başlıyor. Koşulsuz seven taraf bir yudum su koyuyor. O da bana bir yudum su versin diye. Yani böyledir ya ilişki. Bir o koyar, bir o koyar. Dengenin olması lazım. Ama karşıdaki diyor ki bu bana bir bardak su koydu ya. Tamam benim koymama gerek yok hani. Ben de onu seviyorum. Ama bardağı dolu zaten. Sorun yok. Sonra sen biraz daha ilgi görmek istediğin için bir yudum daha koyuyorsun. O da mutlu oluyor. Ben koymasam bile o bana koyuyor. İyi ne güzel diyor. Cümleler biraz anladınız ama neyse. Sen sonra koya koya kendi bardağında hiç su kalmıyor. Artık o kişinin bardağı taşıyor ama sen vermeye devam ediyorsun. Bu kişi belki bana bir yudum su verir diye. Ama o kişi o kadar alışmış ki bu bana hep su verecek diye. Çok güzel örnek anlatabildim bilmiyorum. Dinlediğimde daha güzel bir örnekti ama. Yani siz ne kadar ben bunu daha yapayım, daha fazla emek vereyim, o bana emek versin. Öyle bir şey değil. Kendinizi çekmeniz gerekiyor bazen. Gerçekten. Öyle. Umarım anlatabilmişimdir. Devam. Şu an üniversite için başka bir şehirdeyim. Zorlanıyorum. Sürekli ağlıyorum. Annemleri özlüyorum. Çok normal. Bu dönemleri yaşaman gerekiyor. Kendin... Ya biz bir iki sene sonra geri dönüp baksana vay be ben bunları da başarmışım diyeceksin. Kendini daha güçlü hissedeceksin. İlk defa bir kutucuğa yazıyorum. 3 ay oldu hala atlatamıyorum ayrılığı demiş. Ya arkadaşlar ayrılıklar bir yaz gibi dedim ya. Zaten başlarda da bahsettim. Bu yaz dönemi herkes için çok değişik. Bu aşamaları yaşayacaksınız. Belirli bir süre yok. Bazısı bir yılda atlatır, bazısı bir ayda atlatır. Çünkü zaten ilişki içinde bazı şeyleri atlatmıştır. Bu da olabilir. Yani herkesin dönemi, herkesin iyileşme süreci çok farklı. Kendi içine dön. Kendin yalnızlığa alış. Kendini bir birey olarak tamamlamaya başla. Bir bakmışsın ki atlatmışsın. Öyle olacak. İzin ver kendine ama. 24 yaşındayım ve hiç sevgilim olmadı. Çok utanıyorum. Niye utanıyorsun bebeğim? Çok normal. Çok normal olabilir. Sen yani bir ilişki sizi tanımlayan şey değil ki. Bir ilişkin olmaması da çok normal. Olmaya da bilirsen 30 yaşına kadar ilişkin de olmayabilir. Ha, ama istiyorsan bunun için aktif çabalaman da gerekir. Birileriyle tanışmaya çalış. Kalabalık ortamlara girmeye çalış. Hep aynı yerlere gitmeye çalış. Bir yerin müdavimi ol mesela. Hani birileriyle tanışmak istiyorsan bu durumdan rahatsızsan tanış. Ama... Bu sende bir sıkıntı olduğunu göstermez. Çok normal olabilir. Bir şey diyeceğim daha çok fazla soru var ama bayağı uzun zamandır çekim yapıyorum. Hadi son bir soruya daha cevap vereyim hemen. Vallahi çok uzun sürecek yoksa bu video. Bir de bunu editleyip hemen akşamına ekleyeceğim biliyor musunuz? Saat 3. Bakalım ne zaman yetişecek. Yalan söyleyen arkadaşlarının yüzüne yalanları vurmak mı gerekir, sessizce uzaklaşmak mı? Bilmiyorum. Sen hangisiyle rahat edeceksen. Bazı insanlar yüzleşmeyi çok sever. Bazı insanlar sessizce ortamdan uzaklaşmayı ister. Sen kendi içinde hangisi seni tatmin edeceğini düşünüyorsan onu yap. Bunun kararını ben değil sen verebilirsin bebeğim. Kendi içinde düşünmen lazım. Üzülerek bu videoyu burada sonlandıracağım. Olmadı bu diğer aldığım soruları da başka bir dertleşme videosunda devam ederiz. Böyle videolar çekmek hoşuma gidiyor benim de çünkü. Bu sorulara da cevap vereyim. Ama burada kesmem lazım. Kusura bakmayın bebeklerim. Sizi çok seviyorum. Artık her hafta düzenli videolarım gelecek inşallah. Öyle ya. Ay sırtım da ağrıdı. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Oyun kanalını açtım. Onu da bu sıralar biraz ihmal ettim ama yani biraz şeydim. Kendime izin vermem gerekiyordu. Ona da devam edeceğim inşallah. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Onu da aşağıya linklere koyuyorum. Yüzümde kullandıklarımı dediğim gibi aşağıya yazacağım. Linklerini de koyarım. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.